Evet <laughs> bu hafta inşallah sayısal türev konusunu göreceğiz. Sayısal türev konusunda bir değişikli bir değişkenli fonksiyonların türevi ve iki değişkenli fonksiyonların türevini göstereceğiz. Bir değişkenli ve iki değişkenli fonksiyonların türevi. Şimdi bir değişkenli fonksiyonda sadece x değişkeni varken iki değişkenli fonksiyonlarda x ve y değişkeni olduğu halde olmuş oluyor. Dolayısıyla iki değişkenli bir fonksiyon aslında bir yüzeyi ifade ediyor bir değişkenli fonksiyonsa tek başına ilerleyen bir e, çizgiyi bize gösteriyor. Şimdi türevin genel anlamı eğim olarak tarif ediliyor ama eğim aslında tarif ederken bize bir kolaylık sağlaması için kullanılıyor. Gerçekte birim boy başına yani delta x mesafesindeki birim yükseliş başına başına delta y birimindeki değişme miktarıdır. Değişme e, derecesidir diyebiliriz. Bu çoğu zaman eğim ile ifade edildiğinde işimizi kolaylaştırdığı için böyle söylüyoruz. Nedir mesela birim birim değiştiği zaman acaba delta y'de ne kadar olacak? Yani delta x birim değişmesinde delta y'deki olan değişim ne kadar olur? Bunu ifade eden durumdur diyoruz. Şimdi gelelim nasıl çözümleme yapacağımıza. Mesela bu bizim bir fonksiyonumuz olsun. fx fonksiyonu. x0 değerindeki türevini belirlemek istiyorum. Biz burada türevde fonksiyonu elde etmeyeceğiz. Yani türevin fonksiyonu şudur. İşte sıfıra eşitleyelim. Döndüğü noktayı bulalım. Bunlarla uğraşmayacağız. Biz belli bir sabit sayı veya belli bir x0 değerine karşılık gelen noktadaki türev değerini elde etmeyi size göstereceğim. <laughs> burada x0'ın türevini bulabilmek için eğim alacağız. Basitçe bir eğim. Peki nereden eğim alabiliriz? Şimdi bakın bir BC'den eğim alabiliriz. BC'den. 2 AB'den eğim alabiliriz. Bir de AC'den eğim alabiliriz. AC'den. O halde bu 3 tane eğim arasında acaba bakalım hangisi bizim için daha doğru sonuç veriyor? Önce onları ifade etmemiz için üçünü de bir hesaplayarak göstermek gerekiyor. Peki bunlar ne olsun? X0'dan H kadar mesafe, X0'dan X0 artı H ve X0 eksi H kadar mesafedeki iki tane uzaklığı seçmiş olalım. Bu noktalar birbirine çok yakın olacağı için haş mesafeleri aslında küçük seçiliyor. Yani belki de 0.01, 0.02, 0.05 değerlerine kadarki olan değerler kullanılabilir. Şimdi buradaki haşlar aynı zamanda delta x diye de ifade edilebilir. Çünkü x eksenindeki artış veya azalış miktarıdır. Neyse. Peki fonksiyonları yazalım. Eğimlerini nasıl yazacağız? Mesela aşağıdan da takip edebilirsiniz. BC kirişinin eğimine ileri fark denklemi deniyor. BC kirişinin eğimi nedir? Şunu şuna böleceğiz. Peki bu ne demek? Bakın fx 0'ı şuraya yazarsanız fonksiyona şurası fx 0 fonksiyondaki karşılığı. Şurası f x0 artı h. Şurası ise f x0 eksi h olmuş olur. O zaman şuradaki ifadem benim f x0 artı h'tan F x 0'ın E bunu da bölersem eğer haşa, bakın ne olmuş olur? İleriden BC kirişinde eğimi bulmak için yazdığım formül. Ne olabilir? İkinci bir durum, AC kirişinin yani merkezi fark diye ifade edilen şeyi yapalım. Bakın merkezi fark, AC kirişindeki eğimi yazalım. Bu sefer ne olacak? Şuradaki olan mesafe 2 haşa bölünecek. Peki bu nedir o zaman? F x 0 artı haştan f x0 eksi h'ı çıkartacağız. E, böleceğim bunu 2 h'a. Bakın nerede görülmüş? Şurada. Basitçe ne olduğunu hemen gösterebiliyoruz. Üçüncü bir durum. Geri fark denklemini yapabiliriz. A, B için. Bu sefer de ne yapacağız? Şurası bölü burası. E, burası da nasıl yazılıyor? f x0'dan x0 eksi h'ı çıkartıyoruz. Bakın şurada göründüğü gibi. Bunu artık tekrar yazmaya ihtiyaç duymuyorum. Peki... Konuda ilerlemeden önce hangisi bizim için daha doğru sonuç veriyor diye bir sayısal uygulamada size göstermek istedik. Acaba hangisi bizim için daha doğru sonuç veriyor türev açıklaması için. İlk başta bakıldığında e, sanki böyle şuraların yerleri daha kısa mı acaba ac mi bakalım bir uygulamasını yapalım. Hangisi daha güzel sonuç veriyormuş. Örnek y eşittir x küp denkleminin x0 eşittir 1 noktasındaki birinci türevini İleri, merkezi ve geri fark eşitlikleriyle hesaplayınız. İleri, merkezi ve geri fark eşitlikleri. Ya bunları böyle ezberlemek zorunda değilsiniz. Neticede hangisi daha doğru olduğunu öğreneceğiz. Bundan sonra da zaten onu kullanacağız. Şimdi bana neler lazım fonksiyon değerleri olarak? Bakın f x0 artı h, f 0 f x0 eksi h değerleri lazım. O zaman x0, x0 artı h ve x0 eksi h ifadelerini bularak başlayalım x0 zaten verilmiş 1. 1 noktasındaki türevini hesaplayacağım. x0 artı h. Bakın genelde h ifadesi soruda mutlaka size verilecek. Bu soruda verilmemiş. Siz parantez içinde yazın. h ifadesi 0.01 alınacak. O zaman x0 artı h. 1 artı 0.01'den 1.01 yaptı. x0 eksi h. Şu yanlış yazılmış. x0 eksi h. Birden 0.01 çıkardık 0.99 olmuş oldu. Şimdi bu denetlemleri bunları denklemlerde yerine yazarak o zaman direkt yapabilirim. Şimdi ben birdeki türevi yapıyorum 3 farklı şekilde. Bakın önce şununla yapıyorum ileri farkla. İleri fark denkleminde de fx 0 artı şu koyacağım. Denklem kolay bir denklem. Onun için her birini ayrı ayrı yazmaya ihtiyaç duymuyorum. X³ <laughs> x küp zaten. Dolayısıyla x'in yerine diyor ki 1.01 değerini yazarsan şunu bulmuş olacağım. O zaman 1.01'in kübü eksi fx 0 diyor. Yani 1'i koyacağım. O zaman 1'in kübü olmuş oldu. Bölü h değeri h aralığım 0.01. O zaman buradan elde ettiğim sonuç 3.03. Şimdi gelelim şunun için ve bunun için denklemleri yazmaya. Şimdi merkezin fark formülüyle bakarsam burada denklemimi verdi. Yani ne yapıyorum? Şunun için 1.01 yazacağım. Şunun için 0.99'u yazarak elde edeceğim. 1.01'in kübü eksi 0.99'un kübü bölü 2 tane h 2 çarpı 0.01'den 3.0001 elde ettik. Geri fark yöntemiyle de bir yapalım. Geri fark yönteminde de fx 0'dan fx 0 eksi h'ı çıkartacağız. Bu 1. Şu ise 0.99 değeri bölü h. 1'in kübü eksi 0.99'un kübü bölü 0.01'den 2.97 olarak bulunmuş. Şimdi bakalım hangisi daha doğru? Gerçek değer. Gerçek değer bizim matematikten bildiğimiz gibi alacağız normalde türevini koyacağız yerine bir değerini. Ben bunu sizden beklemiyorum normalde. Sadece burada hangisinin daha doğru sonuç verdiğini göstermek için yapıyoruz. Ne yaptık? 3x kare yapmış oldu. x kübün türevi 3x kare. X'in yerine de 1'i koydum. O halde ne oldu sonucum? 3. Hangisi tam yakın sonuç verdi? Merkezi fark yöntemi 3 değerini verdi. Bir önceki 3.03 e, gibi bir değerdi. Ondan sonra bir sonraki 2.97 gibi bir değerdi. Ama bakın şu değer en yakın sonucu verdi. Demek merkezi fark formülü daha güzel yaklaşım sağlamış. O halde merkezi fark daha az hatalı, daha az hatalı sonuç vermiştir. Bundan sonra da merkezi farkı kullanarak işlem yapacağız. Diğerlerini kullanmayacağım. Göreceksiniz. Evet şimdi bunun bir tane daha uygulamasını yapalım. Bu sefer fonksiyon biraz daha karışık olsun. fx fonksiyonu x çarpı x artı e üzeri 2x çarpı tanjant x fonksiyonunun birinci türevini merkezi fark formülüyle dememe gerek yok. Ben artık türe, türevi şey beklersem sizden merkezi farklı yapabilirsiniz. Bunun denmesine gerek yok. Denmesine gerek yok. E, türev sorulduğu zaman merkezi farkı ifade ediyoruz. Onu bekliyorum sizden. X0 değeri 1 ve delta x veya h değerinin h değeri delta x olarak da yazılabilir demiştim. 0.01 alarak hesaplayınız demiş. Şimdi bakalım. Gerçek çözümü aslında şu anda ihtiyacımız yok. Bu sadece kanıt olması için. Ne kadar hata yapıldığını göstermek için yapılmış. Siz buradan sorumlu değilsiniz. Ben sadece karşılaştırmak için burada size verdim. Merkezi fark formülüne bakalım. Evet neydi? fx0 artı h'dan x0 eksi h'daki fonksiyon değerlerini çıkartacağım. Böleceğim bunu iki aşağı. O zaman x0 artı h nedir? 1 artı 0.01'den 1.01 aynı daha önceki gibi 1 eksi 0.01'den 0.99 olmuş oldu. Fonksiyonlar biraz karışık olduğu için böyle ayrı ayrı yazarak elde etmek daha doğru. Bir önceki kolaydı. Onu sadece üzerine yazarak göstermiştim. O zaman şu yukarıdaki olan denklemde x, x'leri ne olacak? 1.01 çarpı sinüs x, sinüs 1.01. Bakın sinüs 1.01 neyle çözmem lazım? Radyanla. Çünkü bir x bir e, neticede uzaklık olarak bir şey. O halde bunları radyanla çözerek sonuçlarını bulmamız gerekiyor. <laughs> Ondan sonra artı e üzeri 2 çarpı x 2 çarpı 1.01 çarpı tanjant x tanjant 1.01. Buradan 12.8579 olarak elde edilmiş. Bir de ne lazım bize? x0 eksi h değeri. Onu da yazdım. 0.99 tekrar yazmıyorum artık. X ifadeler yerine 0.99 ifadeleri yazıldı. Ve buradan 11.8633 elde edilmiş oldu. O zaman şimdi şu denklemi yazabilirim. Ne yapacağım? X0 artı H. Evet X0 artı H 12.8579. X0 eksi H'ın fonksiyonunda konulmuş değeri 11.8633 bölü 2 H'dan 49.73. Bakın gerçek değerle bunu sadece kıyaslayalım. Aslında burada işlem bitti. Şununla kıyaslarsanız aşağıdaki olacak şekilde relatif hata değerini ve mutlak hata değerini hesaplamış oluyorsunuz. 0.01, 0.02 yani %2 kadarlık bir mutlak hata. Burada da bakın 49'a göre %0.04'lük çok küçük bir hata yapıyorsunuz. Bu hata oranları biliyorsunuz değil mi? Hata oranları eğer sayısal değerler küçük olursa e, buradaki hata oranları daha etkili olur. Ama sayısal değerleriniz büyüdü. Mesela düşünün ki 150'ye 150.3 çıktı. Buradaki hata oranı daha düşük ama ona 10.3 çıktı. Buradaki hata oranı daha yüksek olarak karşımıza çıkar. İlk haftaki olan derslerde bunlarla ilgili konulardan bahsetmiştim. Şimdi buraya kadar anlattığım kısımdan herhangi bir sorunuz var mıydı? O halde devam edelim. İkinci türeve. Şimdi e, birinci türevin anlamı olarak, eğim olarak bahsettik. İkinci türevin anlamı nedir? Biraz kısaca ondan da bahsedeyim. Sonra konuya devam edelim. İkinci türev aldığınız zaman bir fonksiyonda eğer ikinci türevi x0 herhangi bir sabit değerin ikinci türevini aldınız sıfırdan küçük çıktı diyelim ki. Sıfırdan küçük çıkarsa fonksiyonun bu ele aldığınız x0 değerindeki olan kısma göre düşündüğünüzde Böyle bir iç tarafa doğru iç bükey olarak fonksiyon olduğunu düşünüyoruz. İç bükey. İç bükey fonksiyonu. Yani fonksiyonlarımız sağdan sağ ve sol taraflarında eğriliği aşağı doğru olacak şekilde ilerliyor. Eğriliği aşağı doğru olacak şekilde. Bu x0 noktasında. Eğer bunun yerine hesapladığınız fonksiyonda f ikinci türe x0 değeri sıfırdan büyük çıkarsa o zaman nasıl oluyor? Ele aldığınız x0 noktası düşünüldüğünde fonksiyon bu noktadan dış bükey olmuş oluyor. Dış bükey. Yani eğriliği dışarı doğru. Eğriliği dışarı doğru. Yukarı doğru oluyor. Yani dışarı derken yukarı doğru. İç bükey de aşağı doğru olmuş oldu. Dış bükey de yukarı doğru olmuş oluyor. Peki sıfır olursa ne olur? Sıfır olursa Sıfır olursa sizin zaten geçmiş matematik derslerinde kıyasladığınız gibi dönüm noktası olmuş olur. Elinize bir fonksiyon var örneğin. Şöyle geldi böyle gidiyor. Bakın şu noktayı tam alırsanız. Tabi tam döndüğü nokta olsun. Ben güzel gösteremedim belki. Bu döndüğü noktada f f'in türevi ikinci türevi x0 derseniz sıfıra eşit çıkmış olur. Burası dönüm noktası. Dönüm noktası yani ne yaptı bakın. Bir şekilde yukarı doğru olan dış bükeylikten. Diğer tarafa doğru yani bir dönüm noktası olarak kendini göstermiş oluyor. Eğriliğin döndüğü ve diğer tarafa geçtiği bir yer olmuş oluyor. Şimdi bu genel hatırlatmayı yaptıktan sonra biz çok fazla e, gerçek hayattaki olan buradaki eğriselliğini kullanıyor muyuz? İnşaat mühendisleri olarak çok fazla kullanmıyoruz. E, benim aklıma gelen şu anda herhangi bir uygulaması yok. Bir sucu olarak yok. Belki beton harbide yapılı başka amaçlarla tabii ki kullanılabilir veya yüksek lisans doktoralarda pek çok farklı amaçlarla kullanılabilir. Ama şu anda hani uygulama olarak şunu deyin hocam derseniz çok hatırıma bir şey gelmiyor. Uzman olanlar varsa bu konu hakkında bilgiler eklerler inşallah. İkinci türev. Şimdi bakın ikinci türev peki sayısal analizde nasıl hesaplıyoruz? Şimdi ben daha önce aslında ne yapmıştım? X0 değerinden bu bir yandaki olan değerlerle türev hesaplamayı göstermiştim. Şimdi bunun bir yanı ve bir yanına göre türev değerlerinde ikinci türevi almak için bakın nasıl bir işlem yapıyoruz. fx fonksiyonunun ikinci türevi demek, şurada gösterdiğimiz ikinci türev demek ne olacaktır? Bakın birinci türevin bir sefer daha türevini almak. Peki birinci türev nasıl oluyordu? x0 noktası için. x0 noktası için birinci türev. h bir 2 kadar bu taraf, h bölü 2 kadar bu taraftan şu 1 2'yi alacağım. Merkezi fark yöntemine göre yapıyorum. Yani şurası bölü burası diyeceğim. E nedir bunlar? Artık hepsini yazmayayım ama şurası F2. Şurası da F1. Aynı mantıkla gidiyorum. O zaman F2 bölü F2 eksi F1. Şurası F2 eksi F1. Daha kısa gösterelim. Uzun uzun yazmayalım. E bu F2 eksi -F1 F1'i H değerine böleceğim demektir. Şunun bir sefer türevini al diyor. Aslında daha önce anlattığım benzer şeyi yapacağım şimdi. O zaman F2'nin türevi nasıl alınır? Bunu bir sefer açık anlatıyorum. Üçüncü ve dördüncü olan türevlerde de bunun benzer işlemleri yapılıyor zaten. Göreceksiniz. Bunu güzel, bu ikisini güzel anlamışsanız diğerlerini çok anlatmamıza da gerek kalmayacak. <laughs> o zaman F2 nasıl yazılabilir? Bakın F2'yi de hangi arada yazarsınız? C ve B arasında yazabilirim F2'yi de. F2'yi C ve B arasında nasıl yazarım? Bakın şurada göründüğü gibi. Şu aradaki fark FC'den FB'nin çıkartılmış hali. Bu arası ise yine H. FC eksi FB bölü H. Peki F1'i nasıl yazacağım? F1'i onu da bakın başka bir renkte gösterirsem. Onu da şu arada yazabilirim. Yani FB'den FA'yı çıkartacağım. FB'den FA'yı çıkartacağım. H'a böleceğim. Evet aradaki eksilik sadece nereden geliyor? Şuradaki ifadeden geliyor. Aradaki eksilik bölü H gelmiş oldu. O halde ben bunu çekersem zaten her 6'da FH değeri gördüğünüz gibi H'a aşağı atarsanız eğer e, ne olmuş olur? Bakın şuradan şununla çarpılıyor artı hale gelmiş oldu. Artı FA şurası da artı FC tek eksi kalan ifadeler eksi FB ve eksi FB yani eksi 2 tane FB olmuş oldu. O halde hesabını yapmak istediğimiz X0'a karşılık olan değer şurada olmuş oldu FX0. Fonksiyonun açık hali aslında az sonra zaten veriliyor ki altta da var. Değeri olarak yazılmış. Değerini hesaplamak istediğim taraf eksi 2 ile çarpılmış halde gelmiş oldu. Bir öncesi ve bir sonrası ama ne kadar mesafe olmuş oldu? Bakın bir h burada, bir h burada. Bir h orada, bir h oradaki olan mesafedeki ne yapmış oldum? Fonksiyon değerlerini yerine yazarak hesaplayacağım. E buradaki haşlar aşağıya doğru yazıldığı için ne yapmış oldu? H kare ifadesi de burada aşağıdaki bölüm olarak karşımıza çıkmış oluyor. Şimdi gelelim bunun bir uygulamasına. Daha önce yaptığın yani birinci fonksiyonun birinci fonksiyon türevini hesaplarken ki aynı denklemleri kullanalım. İkinci türevler bakalım nasıl çıkıyormuş. Şimdi x küp fonksiyonunun x0 eşit bir noktasındaki ikinci türevini h eşittir 0.01 alarak merkezi fark eşitliği ile hesaplayınız demiş. Merkezi fark eşitliğini tekrarlıyorum. Söylememe aslında gerek yoktu. Ama ifade etmiş. Devam edelim. Şimdi gerçek değer buna da ihtiyacımız yok. Sadece 6 çıktığını bilin. Bakalım bizim sayısal sonucumuzda kaç çıkıyormuş. Bana ne lazım? Şimdi fx-1 yani x0 eksi h. x0 eksi h değerini denklemde yazacağım. Şurada x0 artı h yazacağım. Burası ise x0 değeri. x0 değerim kaçtı? 1 h diyelim 0.01. x0 eksi h 0.99'un kübü. Bu taraf 1.01'in kübü. x0'ın kendi halini yazdığımda 1'in kübü ama eksi 2 ile çarptım. Böyle h kare dedim. Tam 6 değeri çıktı. Demek ki tam sonucu elde ettik. Şimdi ikinci türevi anlattıktan sonra birinci türevi ikinci türevi şöyle bir birleştirebiliriz. Yani birinci türevin genel anlamı neydi burada? <laughs> Özür dilerim. Mesela bakın 3'ü elde etmiştik birinci türevinde. Bana diyor ki bir birim delta y arttığında benim bir çizgim 3 birim kadar delta y'de de değişiklik gösteriyormuş. Dolayısıyla buradaki olan eğimin aslındaki olan bizim için anlamı böyle bir anlam ifade ediyor. 3 birimsel bir artış gösteriyor diğerine göre. Diğerine göre 3 katı kadar bir artış göstermiş oluyor. Şu değerse gördüğünüz üzere pozitif olduğu için ne olmuş oldu? Dış bükey yani eğriliği yukarı doğru olacak bir noktayı ifade ediyormuş. Ele aldığımız bir noktası. Dolayısıyla bir noktasını düşünürsek bu fonksiyon yukarı doğru olacak şekildeymiş. Tabi sağa sola kayabilir. Ben sadece genel şeklini göstermek için dedim. Şimdi gelelim daha önce yaptığım ikinci olan uygulamaya. x çarpı sinüs x artı e üzeri 2 x çarpı tanjant x. Bunu hesaplayalım. x 0 1 h'ı da 0.02 haşı değiştirirdik yani diğeriyle beraber bir farklılık olsun. Bakalım nasıl çıkıyormuş. Gerçek değeri burada hesaplamış ama dediğimiz gibi bu gerçek değere sizin ihtiyacınız yok. Benim sizden beklentim sayısal çözümü yapmak. Sadece ne kadar farklı olduğunu göstermek için burada bunlar verilmiş. Siz bu kısımdan sorumlu değilsiniz. Sadece sonuca bakacağız. Evet sayısal çözümü yapacağız. İkinci olan e, türevi yapıyorum. Aynı denklemi görüyorsunuz. Şimdi bunları bir bir yazalım. Çünkü uzun ifade bunlar x0 artı yazarsam 1.02 değerini türev şey fonksiyonda yazmam lazım. Çünkü h değerim 0.02 bu ise 1. 1.02'yi fonksiyonda x yazan yerlere yazdım. Sonucum 13.3905 çıktı. Fonksiyonu da şuradan tekrar görebilirsiniz. Şimdi bana yine x0 değeri lazım. Fonksiyonda 1 değerini yerine yazdım. Bunu az önce daha zaten hesaplamıştı herhalde. 12.3492 elde etti. Bir de x0 eksi h lazım. 0.02 e Şurası da 1 olduğuna göre 0.98 yazacağım x yerine. 11.3987 olarak elde ettim. Şimdi yukarıda verilmiş olan şu denklemde yerine yazarsanız ne olacak? x0 artı h 13.3905 eksi 2 tane x0 artı şuradaki olan 11.3987 Böyle h kare 0.02'nin karesi sonucum 227 olarak elde edilmiş. Değer olarak bakarsanız zaten gerçek değerimde 226.36 gibi bir değer. Birbirine çok yakın sonuçlar vermiş. Demek ki ikinci türev veya birinci türevlerde ki az önce mesela tam sonucu da verdiği durumlarla karşılaşabiliyoruz. Bazen yuvarlatmadan ötürü bu sonuçlarda ufak farklılıklar kendini gösterebilir ee, bu fonksiyon da yine pozitif çıktığına göre eğriliğin yukarı doğru olduğunu bize göstermiş. Onu da söylemiş olalım. Şimdi 3. ve dördüncü türevleri de hemen bu anlattığımın üzerine doğru koyarak göstereyim. Ondan sonra kısa bir ara veririz. Ee, sonra da iki değişkenli olan fonksiyonların türevlerini gösteririz. 3. ve dördüncü türev Şimdi az önce anlattığımın benzer bir şekilde hesabını yapıyorum. Bu sefer gördüğünüz gibi x0'dan eksi h kadar eksi artı h kadar gitmiştik. Şimdi bir daha ne oldu? Eksi 2h artı 2h ifadeleri de eklenmiş oldu. Şimdi ben x0 değerindeki olan şu noktanın 3. türevini almak istiyorsam sağındaki solundaki olan değerlere göre nasıl bir hesap yapmam lazım? Şöyle. Bakın ben ne yaptım? Daha önce ikinci türevi az önce size göstermiştim nasıl olduğunu. 2. türev nasıl hesaplanıyordu? şu nokta için mesela evet bir öncesinin ve bir sonrasının pozitif halleri kendisinin eksi 2 ile çarpılmış hali bölüyordum bunu h kareye. Bakın bir öncesi ve bir sonrasının pozitif kendisinin eksi 2 ile çarpılmış hali bölüyordum h kare değerine. Ben bu değerin bir sefer türevini alırsam o zaman ne olurmuş bana? Üçüncü türevi haline geliyormuş. O zaman ben bunun bir sefer türevini alacağım. Peki 1 bölü h kareyi parantezin dışına attım. Şimdi şu ifadelerin türevlerini aldığımda sonuçta üçüncü türevin formülünü elde etmiş oluyorum. Aslında çok uzun anlatmama gerek yok ama olsun. Şimdi FB'yi nasıl elde edeceğim? FB'yi C ve A ile elde edeceğim. FC eksi FA bölü. Bu aradaki ifadem ne kadar? 2H kadar. Bakın FC eksi FA bölü 2H. Eksi 2 tane FC. FC'yi nasıl yazacağım? FD eksi FB bölü. Aradaki ifadem 2H. 2H. Yine baktım şuradaki ifade FT'yi yazacağım. FE eksi FC bölü 2 tane H. Yazdım. Bu ifadeleri eğer e, birbirleri üzerinde götürüp kalanları eğer işlem yaparsanız göreceksiniz ki aşağıdaki ifadeyi elde ediyorsunuz. 2 H'lardan paranteze aldım. Bunu da bununla çarparsam 2 H küp yaptı. Ondan sonra şuradan bir eksi FA değerim geldi. Ondan sonra 2 tane şuradan Bununla çarpınca artı 2 tane FB değeri gelmiş oldu. Ondan sonra şununla çarptığım zaman eksi 2 tane FD değeri gelmiş oldu. Fc ifadeleri şurada ve şurada birbirini götürdü. Tek kaldı bir tane de FE ifadesi. Kısaca bu formülasyon ne olmuş oldu? Şu hale gelmiş oldu. Ele aldığım hesaplamak istediğim x0 ile ilgili hiçbir fonksiyon yok. Ama x0-2h olan formül var x0 eksi 2h'lı olan fonksiyon değeri var. Şu değer fonksiyonda x0 eksi h diyelim. Şu değer fonksiyonda x0 artı h diyelim. Ve şu değer fonksiyonda x0 artı 2h değeri olmuş oldu. Fonksiyonlarda bu değerleri yerine yazdığımda o zaman bana neyi verecek? Üçüncü türevin karşılığını vermiş olacak. O halde <laughs> Bunu bir de ne yapmış? Şöyle uzunca eksi 2 artı ifadelerle ayrıca bir fonksiyon denklemi gibi de yazmışız. Neyi elde etmek için? Üçüncü türevinin sonucunu bulmak için. Benzer şekilde dördüncü türev nasıl çıkartılıyor? Dördüncü türevde de aldığımız kareli yani ikinci türevin bir sefer daha ikinci türevini alırsanız o zaman da dördüncü türev haline gelmiş olur. İkinci türevi alırken az önce bulmuştuk. Fb eksi 2fc artı ft böyle h kareydi. Bunun ikinci türevini almak istiyorsak 1/h kareyi dışarı attım. Şimdi ne yapıyorum ben? f(b)'nin ikinci türevini alırsam bir öncesi ve bir sonrasının pozitif halleri kendisinin -2 ile çarpılmış hali h ha kare. Bakın bir öncesi bir öncesi ve bir sonrasının pozitif halleri burada ne yapıldı? Ona göre yazıldı. Bütün hepsinde bu dediğim ifadeye dikkat ederseniz en sonunda şu fonksiyonu elde etmiş oluyoruz. Ben sizden çıkartalım beklemem. Sadece nereden geldi bunlar niye var diye sormayın şeklinde anlatmış oluyorum. <laughs> Neticede o zaman fonksiyon ifadeleri nedir? Bunun çıkartılmış hali. FA değerim az önce de hatırlatabilirim size. X0-2 aşı fonksiyonda koyduğunda elde ettiğim değer. O zaman şimdi bunu ben altında bir not olarak yazayım. Fonksiyonda X0-2 aşı yazdığımdaki değer. Ee, ne oluyormuş? 1 bölü h üzeri 4 çarpı fa değerim. Eksi 4 tane fb değerim. 4 tane f x0 eksi h değerim. Burada bakın c'nin kendi ifadesi var. Az önce üçüncü olan fonksiyonda yoktu. Yani x0'ın kendi ifadesi. Eksi 4 tane f de x0 artı h ve şu değerim fonksiyonda x0 artı 2 tane h'ı koyarak elde edeceğim değerdir. Bunları yerine yazdığım zaman ben de dördüncü olan türev değerini elde edebiliyormuşum. Dördüncü türev değeri. Şimdi e, ara vermeden önceki son uygulamayı göstereyim. Ondan sonra inşallah kısa bir ara veririz. Ve iki değişkenli fonksiyonlara geçeriz. Şimdi fonksiyon verilmiş. x kare artı e üzeri x çarpı sinüs x artı 2 fonksiyonunun x0 ve 3 noktasındaki birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü türevlerini haşı 0.01 alarak hesaplayınız demiş. <laughs> evet. Bana neler lazım? Şöyle bir bakarsam. X0 eksi 2 haşlar. X0 eksi X0, X0 artı X0 artı 2 h değerleri bana lazım. Bütün hepsini bir elde edeyim. Ondan sonra bu fonksiyonlarda yerine yazarım. X0 eksi 2 haşı yazarsam eğer. X0 değerim kaçtı? 3. H değerim ise 0.01. O zaman 3 eksi 0.02 yapmış oldu. Yani 2.98 değerini fonksiyonda yerine yazdım. Sonucum 14.048 çıktı. Şuradaki değerse 3 0.01 demiş oldum. Bu da 2.99 değerini şu fonksiyonda yerine yazdım ve bunu elde ettim. Unutmayın radyanla. Bunların sonuçlarını lütfen kontrol edin. Radyanla olacağını göreceksiniz. Yine x0 değeri bana lazım. Yani fonksiyon yerine 3 yazdım ve şunu verdi. O zaman 3 artı 0.01 3.01 değerini yazdım. 13.72 21 geldi. 3 artı 0.02 değeri 3.02 yazdım. 13.60 59 değerlerini elde etmiş oldum. O halde bunları yukarıda gösterdiğim denklemlerde yani bir öncekinde gösterdiğimiz denklemlerde yazabiliriz. Mesela şunu hesaplarken nasıl hesaplıyorduk? Fonksiyon x0 artı h'dan x0 eksi h'ı çıkartıp h'a bölecektim. 2 h'a. O halde buradaki olan denklemlerde x0 artı h diyelim hangisi? x0 artı h. 13.7221 13.7221 eksi x0 eksi h 13.9431 Evet burayı yanlış yazmışlar. Bakın şurayı düzeltin. 94 31 13.9431 böyle iki tane h ne çıkarmış? 11.05 elde edildi. İkinci türevi hesaplarken nasıl yapıyordum? <laughs> x0 değerine göre bir önceki ve bir sonraki olan h değeri kadar olanları bir önceki ve bir sonrakilerin pozitif haliydi. Yani f x0 artı haş ve fx0 h ve f x0 eksi h'ın pozitif halleri eksi iki tane de fonksiyon x0 bölü h kare olmuş oluyordu. Şimdi bunları yazarsanız eğer e, evet x0 artı x0 eksi h ve x0 artı h değerlerinin pozitif halleri ve iki tane de x0 değerinin kendisi. 13.8345 bölü h kare eksi 38. Evet artık alttaki olanları açıkça buraya yazmayacağım. Yukarıda göründüğü gibi şu denklemdeki olan ifadeleri yazarak üçüncü olanı ifade ediyorum. Veya az önce yazdığım bir önceki sayfadaki ise daha açık da gelebilir. x0 2h, x0 eksi h, x0 artı h ve x0 artı 2h değerlerini şuradaki olacak yeri de yerde yerine yazıyorum. Zaten size bu son kısımlar lazım. <laughs> Ön kısımlar lazım değil. Buna yerine yazdığımda eksi 50'yi elde ediyorum. Veya dördüncü türev için şurada bahsettiğimiz şu fonksiyon değerlerini yerine yazdığımızda da dördüncü türevi çıkarmış oluyoruz. Onun da sonucu yerine yazarsanız 10.000 olarak elde edilmiş. Evet biraz seri bir şekilde anlatmış olduk. Herhangi bir sorunuz varsa onları alalım. Ondan sonra bir ara veririz. Evet şimdi de iki değişkenli fonksiyonların türevine geldik. İki değişkenli bir fonksiyon. Ben bu da burada size kısmi türev kısımlarını göstereceğim. Kısmi türev. Ee, burada fonksiyon hem x hem de y değişkenlerinden oluşuyor. x ve y değişkenlerinden oluşan bir yüzey aslında bu. Bu yüzeyde şimdi kısmi olacak olan türevleri nasıl elde edeceğiz? Tabi belli bir x0 ve y0 değerlerindeki şu ve şu değerlerdeki türevi elde etmeye çalışacağız. Kısmi türevleri. Burada dikkat ederseniz bu yüzeyde ben size birkaç tane nokta gösterdim. Bunlar yüzeyin üzerindeki 9 tane nokta verilmiş. Bu normalde bir yüzeydi. Burada karışmasın diye çok fazla onu göstermedim. Şimdi böyle bir yüzeyde kısmi türevleri x0 ve y0 için nasıl elde edeceğiz? Bunu gösterelim. Bakın kısmi türevleri alırken ne yapabiliriz? Bir tane bir delta x'e göre türev alabilirim. Bir de delta y y'e göre türev alabilirim. x0 ve y0'nın karşılık geldiği şekilde türü alabilirim. Peki delta x'e göre alırsam nasıl olur? O zaman x eksenine göre eğer alırsam, x eksenine göre alırsam şöyle yapıyorum. x eksenine göre alacağım. Ne yaptım bakın? Y sıfırı sabitledim. Şurayı sabitliyorum. Şurada türevin değişimini bulmak istiyorum. Aynı daha önce birinci türevi nasıl anlatmışsam. Yani şunun fonksiyonu koyacağım. Nedir bunun fonksiyondaki olan değeri? Fonksiyon x 0 artı delta x bunun delta x kadar açtım bu tarafa. Delta x kadar da diğer tarafa. H yerine delta x delta y kullanabilirim demiştim. x0 artı delta x ile delta x ile şöyle virgülü şöyle açayım. Ve neyi koyacağım? y0'ı. y0 değerini koyacağım. Fonksiyonda bu iki değerleri yerine yazarak elde ettiğim fonksiyonun sonucu bu noktayı ifade etsin. Diğer noktam için de yine şunun içinde neyi kullanacağım? Fonksiyon içinde x0 eksi delta x ve y0 ifadesini kullanacağım. Şundan bunu çıkartıp iki tane delta x'e bölersem bu aradaki olan eğim yani x eksenindeki kısmi türev değerini elde etmiş olurum. Bakın orada bunun sonucu x0 artı delta x ve y0'dan x0 eksi delta x ve y0 değerindeki olan fonksiyon sonuçlarını çıkartıyorum. Bölüyorum onları iki tane dx değerine. E, benzer şekilde Y eksenindeki kısmi türevi bulmak istersem <laughs> bu sefer de şurayı bir temizleyeyim. Evet. Bu sefer de ne yapıyoruz? x0'ı sabitleyeceğim. x0 değerini sabitliyorum. Şu aradaki olan türevin yani eğimsel değişimi bulmak istiyorum. Burada da y sınıfından delta y kadar aşağıda ve delta y kadar delta y kadar düşük ve delta y kadar yüksek y sıfır değerlerini ya yani y sıfıra bu değerleri ekleyerek 3 e, tane nokta haline getiriyorum. O zaman şunun fonksiyonunu elde edeceğim? Fonksiyonda ne yazacağım burada? x sıfır değerini sabitledim. y sıfır artı delta y yazacağım. Ve şunu elde edeceğim. Fonksiyonda x sıfırı sabitledim. Y0 eksi delta Y'yi yazarak elde ettiğim değer. Bu fonksiyon değerlerini elde edip aradaki mesafe olan iki tane dy'ye bölersem 2 tane dy'ye bölersem bu da ne yapmış olur? E, kısmi türev olarak y'deki kısmi türevi elde etmiş oluyorum. Hemen bir sayısal uygulama yapalım. Şekildeki genel mantığı anlamışsak x'ye fonksiyonumuz e üzeri x kare çarpı y eksi sinüs y. Bakın fonksiyonda neler var? Hem x'li ifadeler hem de y'li ifadeler var. Yani iki değişkenli bir ifade. Fonksiyonun birinci türevini, birinci türevini ki birinci türevi anlattım. x0 ve y0'ın 1 olduğu, delta x ve delta y'nin 0.01 olduğu durum için hesaplayınız. Delta x ve delta y değerleri farklı verilebilirdi ama aynı verilmiş. x0 ve y0 farklı verilebilirdi, aynı verilmiş bu soru için. Çözüme bakalım. Analitik çözüme ihtiyacımız yok. Bir sayısal çözüm yapacağım. Bundan sorumlu değilsiniz. Bu sadece sonucu karşılaştırmak için severilmiş. Ben sayısal çözümü anlatıyorum. Bana neler lazım? <laughs> X'e göre olan hesaplamalarım için x0 artı delta x ve y0'ı koyduğum değerler. x0 eksi delta x ve y0 fonksiyonları. Ve x0 ile y0 artı delta y. x0 da y0 eksi delta y'leri koyarak elde ettiğim fon şeyler, fonksiyon sonuçları. Delta x delta y 0.01. x0 eksi delta x y0 eksi delta y buradası eşit. Her soruda eşit olmak zorunda değil. Her ikisi de 1 olduğu için. 1 eksi -0 0.01'den 0.99. X0 artı delta x ve y0 artı delta y değerleri de 1.01 olmuş oldu. Ayrı da olabilirdi. Şimdi ne yaptım? Bana vermiş olan şu fonksiyonda şuradaki olan değerle nedir o x0 artı delta x değerim? 1.01 ile bir diğerini y yerine de 1 yazarak fonksiyondan çözüyorum. Bakın e üzeri x kare e üzeri 1.01'in karesi. Şunu yazdım. Çarpı y yani 1. Eksi sinüs y yani 1. Burada da yine radyanla yapacağınızı unutmayın. Radyanla. Buradan sonucunuz 1.93 olarak 93 200 olarak çıkmış. Ne, yapalım? ne lazım bana bir de? X0 eksi delta x. E bu da 0.99. Y0 değerini sabitlemiştim 1'di. X yerine bu sefer 0.99'u yazarak yeni yerine de yine 1 değerlerini koyarak bu sefer de 1.82 325 olarak değeri bulduk. Bir de <laughs> bununla aslında ben ne yapabilirim? X'teki kısmı türevini zaten hesaplayabilirim. Bakın ne yaptım şimdi? Şunları yerine yazıyorum x0 artı delta x ve y0'ın yazıldığı olan sonucu 1.9322 yazdım. Eksi 1.82325'i yazdım. Böyle iki tane delta x 2 çarpı 0.01'den 5.43. Bunun sonucu ne bakın. Buradaki gerçek sonuçta 5.43656. Ben de 43.75 diye sonuca çok yakın bir değer elde edebildim. Şimdi burayı bir temizleyeyim. Bir de delta y'lere beraber bakalım. Şimdi ne yapıyorum? X0 değerini bu sefer sabitledim. Bu 1. Y0 artı delta y 1.01. O zaman fonksiyonda yani şuradaki olan fonksiyonda X yerine 1, Y yerine 1.01'i yazarak fonksiyonda elde ettim. 1.89863. X0 yerine 1, Y0 yerine 0.99 yazarak da Şuradaki olan değerleri yazdım 1.85 elde ettim. Şimdi x 0 y 0 artı delta yli olan sonuç Y0 y 0 eksi delta yliyi çıkarttım, böldüm onu iki tane delta yye. Buradan da 2.178 değerini elde ettim. Gerçek değer de zaten 177.98 gibi çok yakın bir değer olarak karşıma çıktı. Evet. E Aşağıdaki hatalara bu soru için ihtiyacımız yok ama çok küçük değerler verdiğini zaten yukarıda da gözlemledik. Birinci türevde de konu böylelikle anlatılmış oldu. Herhangi bir sorunuz varsa alabilirim. Evet. Şimdi de geldik. iki değişkenli olan fonksiyonların ikinci türevlerine. İkinci türevler bir sefer daha türev alacağız. Bakalım nasıl çıkacak diye. Evet. Şimdi bakın. <laughs> aynı Tek değişkenli olan fonksiyonlarda ikinci türevi hesaplarken ne yapmıştık? Bir tane artı x ve eksi x'li ifadelerin yani artı h ve eksi h'li ifadelerin pozitif hali x sıfırlı ifadenin eksi 2 ile çarpılmış halini böyle hakare yapıyordum ya aynısını şimdi ne yapıyorum? Şurada yapacağım bakın. Yani hatırlarsınız f x sıfır artı h eksi 2 tane f x sıfır artı iki tane artı bir tane f x sıfır eksi h demiştik bölü h kare. Bu tek değişkenli de tek değişkenli de böyle yapmıştım. Bakın buna benzer yapıyorum. Ama burada bir değişim içinde y sıfır değeri giriyor. Pekala nasıl y sıfır değeri giriyor? Eğer ben x'in iki, ikinci türevini alıyorsam sadece x eksenindeki ikinci türevini eğer alıyorsam eğer o zaman ne yaptım bakın y sıfırı sabitliyorum. Yani her denklemdeki y değeri yerine y sıfır değerini kullanıyorum. Ama x yerine aynı şu bir önceki olan denklemde görüldüğü şekilde olan değerleri kullanıyorum. x sıfır artı delta x, x sıfır eksi delta x'ler pozitif. x sıfır değerinin kendisinin konduysa eksi 2 ile çarpılmış hali olmuş oluyor. Bölü delta x kare. Benzer mantığı bu sefer y'ye göre olan türevin ikinci türevini alırsam bu sefer de ne oluyor? x sıfır değerlerini sabitledim. Y sıfır değerleri için artı delta y'li ve eksi delta y'liler pozitif. Kendisinin y sıfır değerini koyduğun değer ise eksi ikili olarak yazılmış oldu. bölü delta y'nin karesi. Farklı olarak diyebileceğim bunu yeni göreceğiniz sadece ne var? Delta x ve delta y dediğim yani hem x hem de y'ye göre olan ikinci türevi almış olursanız önce x sonra y fark etmez veya önce y sonra x aynı sonucu verir. Bunları hesaplanırken nasıl yapıyorsunuz? Bunlarda da şöyle bir fonksiyon çıkıyor. Ben çıkartılımıyla hiç ilgilenmiyorum. Her iki ifadelerde hem delta x hem delta y'lerin her ikisi artı, her ikisi eksi olduklarında artı. Bakın şunlarda hem x sıfıra delta x ekledim hem de y delta y bu artı. x sıfırdan delta x çıkardım, y'den delta y çıkardım bakın bu da artı. Bunlar artı. Biri eksi biri artı olduğundaki fonksiyon sonuçları ise eksi. Bakın ne oldu? X0 eksi delta x artı delta y kaldı. İşte bakın bu eksi. Bu sefer x0 artı delta x eksi delta y yazdım. O zaman da bu da eksi. Bölü 4 tane dx dy. Ee, zaten karşınızda fonksiyonlar hazır olacağı için bunların yerine sayısal ifadeleri yazarak sonuçları bulacaksınız. inşallah. Evet. Şimdi gelelim uygulama örneğine. Aşağıdaki fonksiyonun ikinci türevlerini hesaplayınız demiş. İkinci türev. Hem x kare hem y kareli hem de dx dy'li olacak. O şekilde ikinci türevleri hesaplayacağız. Fonksiyonumuz 3x kare y eksi x çarpı y kare değeriymiş. Bana diyor ki bu fonksiyonda x sıfırın 1, y sıfırın 2. Delta x ve delta y'lerinde 0.01 olması durumunda ki bunlar farklı verilebilirdi. O zaman diyor ikinci türevlerini hesaplayın. Yani hem şunu hem bunu hem de buna hesaplayacağız. Neler lazım bize? X0 artı delta X'ler. X0 eksi delta X ve Y0 olanlar. Pek çok değerler lazım. Bunlar için bir sefer bir yazalım bunları. X0 artı delta X'i yazıyorum. X0 değerim 1. Delta X'im 0.01. O zaman 1.01. Ne yapacakmışım? Şuraya 1.01 yazacağım. X yerine. Y0 yerine ise 2 değerini yazacağım. Y0 2 çünkü. Ne yaptım? Bana vermiş olan şu fonksiyonda 3 çarpı 1.01'in karesi çarpı 2 eksi 1.01 çarpı 2'nin karesi. 2.0806 olarak elde ettim. Şimdi bana lazım olan bütün değerleri bir bir bu şekilde hesaplayacağım. Mesela x0 eksi delta x 0.99 ile y0 değerim 2. Bunları yazdım fonksiyonda. 1.9206. X0 değerim kaç? Bu sefer bakın X0 eksi delta eksileri bitirmiş oldum buradaki olan ifadeyle ve artı delta eksi. X0 değerim 1. Y0 2 idi. Şurası ise 2.01 yaptı. Ve 1 ve 2.01 yazdım. 1.9899. X0 değerim 1. Şurası ise 1.99 yaptı. Bunları yazdım. 2.0099 çıktı. <laughs> Özür dilerim. O zaman şimdi fonksiyonlarda bu değerleri yerine yazabilirim. İhtiyacım olan şeyleri hesaplayabilirim artık. Neler lazım bana? Fonksiyonda <laughs> bir de ha, bakın bakarsam şurada bana neler lazım. Bak şunları aslında hesaplayabilmek için x0 ve y0 onu zaten göstermiştik. Bunu artık aslında hesaplayabilirim. Ama bir sefer de şu alttaki olan lazımları da hesaplayayım. Yani artı delta x artı delta y'li eksi delta x eksi delta y'li bunları da hazırlayayım. O zaman devam ediyoruz. x0 artı delta x 1.01 burası da 2.01 bunları yerine yazdı. 2.070702 Evet burası 1. Nokta, pardon 0.99 Ve şurası 1.99 yaptı. Bunları yerine yazdı 1.93 0698. Şu değerimiz 0.99 ile 2.01 yazdı 1.91.03 ve şu değer 1.01 ile 1.99'u yazdı 2.09.0296'i elde etmiş oldu. Fonksiyonların bütün hepsinin açık ifadesi de yine ders notunuzda var. Kontrol edebilirsiniz. Şimdi gelelim kısmi türevleri yazmaya. Şimdi şu ifadeleri aynen sayfadaki olan yerden aldım. Ne lazım bana? X0 artı delta X ile Y0. Evet. Bakalım. Evet. X0 artı delta X ile Y0. Kaç çıkarmış? 2.0806. Bunu yerine yazdı. 2.0806. Şunu yerine yazdı. Eksi 2 tane fonksiyonda x0 ve y0'ın konduğu değer. Bu da 2 çıktı. Artı x0 eksi delta x ve y0. Bakın şurada yazılan ifade. Bunu yazdı. Ve böldü bunu delta x'in karesine 12'yi elde etti. Evet x kareyi bulduk. Yani x'ye göre ikinci türevini elde etmiş olduk. Ee, x0'ın ve y0'ın 1 ve 2 olduğu değerlerde. Şimdi analitik çözümü yapmış. Buna ihtiyacınız yok. Bu sadece kontrol etmek için göründüğü gibi tam sonuç verdi. Hiçbir hatası yok. <laughs> x0 ve y0'da y'ye göre ikinci türevi alırsanız eğer bu sefer de şu fonksiyonları yerine yazmam lazım. y0 artı delta y'li evet ve x0 1.9899 98.99 2 tane x0 y0 ve şu değer 2.0099'u yazdım. Bölü delta y'nin karesinden eksi 2 çıkmış oldu. Bakın analitik çözümle de aynı sonucu verdi. Ama bundan sorumlu değilsiniz. Geldik son işleme. Ee, bu da delta x ve delta y. Yani x ve y diye göre ikinci türev olarak. Bir sefer x'e göre aldım sonra y'ye göre. Veya y'ye göre alarak sonra x'e göre alırsanız aynı sonucu verecek. Bu fonksiyon değerlerini yerine yazmak istiyorum. Her ikisinin artılı olan ifadesiyle bulduğum sonuç 2.0707'li. Bakın burada. Ondan sonra ne lazım bana? Her ikisinin eksili yazıldığı ifade şu değer 93 06 98. Evet bunu yazdım. Sonra 1 artı 1 eksileri hep eksi olarak yazıyorum. O zaman şu eksi eksi bu diyorum. Yazdım bu değerleri. Eksili ve eksili. 4 çarpı delta x delta y değerinde yazarsam sonuç 2 çıkmış. Yine bakın eğer analitik yapılsaydı bunun da değeri tam çıkmış. Yani sonuçları hiçbir hata yapmadan elde etmiş olduk. Çok şükürler olsun elhamdülillah. O halde bu haftaki dersimizi de böylece bitirdik. Bir dahaki hafta Allah nasip ederse sayısal integral konusunu işleyeceğiz diyelim.